Herkese yeniden merhaba, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz hastayım ve yurttayım. Umarım korona değilimdir arkadaşlar. Ve haftaya final haftam. Koronaysa bitti yani. Neyse, sesim umarım çok garip gelmiyordur. Telefondan çekiyorum, hastayım. Yani olabildiğince iyi bir sesle şey yapmaya çalışacağım. Bu ay çok fazla yapmadım. Aslında biraz Trendyol'a abandım diyebiliriz. Çünkü bir sürü kupon geldi ve ben kupon gelince onu kullanmadan duramıyorum. Ne yapayım? O da böyle bir bağımlılık. bir ara kampanya oldu. Trendyol'da 200 liraya 140 lira kupon geldi. Ben de normalde kıyafet alışveriş pek yapmam. Çünkü aldığım şeyi bir 10 yıl giyerim. Ondan sonra yeni bir şey alırım. Ama bu şey olunca bir değerlendirmek isterim. Şimdi sırayla kargolarımıza başlayalım. Hepsi Trendyol. O yüzden başta da Trendyol alışveriş falan yazarım. Zaten çok fazla şeyimiz yok. 4 paketimiz var. Ne yapayım? Bur çıkma bana. Yani bu kadar alalım. İlk kargomla başlıyorum. Evet, ne olduğunu gördüm var ya. İlk önce arkadaşlar çok saçma bir şekilde çorap aldım. Yani Trendyol'dan çorap ve böyle uzun çorap da ben hiç sevmem. Direkt dolapta satmak için aldım bunu. 200 lira olmuyordu çünkü. Bu aldığım bir de diğerini göstereyim de ondan sonra konuşayım. Bir de böyle bir pijama seti var. Faturası. Ha, ne diyordum? Pijama seti 160 lira falan da sırf 200 lirayı tamamlamak için çorapları aldım. Ama yani hiç giymeyeceğim çoraplar. Bunlar yani bunu giyen de ne bileyim. Yani benim tarzım değil, öyle söyleyeyim. Direkt satışa koyacağım, hemen aynı siteye yazılıyor. 40 lira şu çoraplara verdim, bu kadar içim acıyor ki. Ya bu çoraplar zamanında 1 liraydı, ha şimdi 40 lira verdim. Sonra böyle bir pijama almıştım. Bunu 160'a aldım. Sonra 70'e mi ne düştü? Ama ben her halükarda kârda olduğum için çok zoruma gitmedi. Bu ikisine ya 70 lira verdim ya 80 lira. Şimdi açalım bakalım. Ne beden almışım? M almışım. Ne? Ama M yani medium değil asla. M beden. Bu üstü. Ya aslına bakarsanız çok da güzel bir şey yok yani. Çok abartısı yok. Sadece bunu böyle TikTok falan çekerken üstüme güzel durur diye aldım. Genişmiş aslında. Bir deneyim geleyim mi? Hadi bir deneyeyim de üzerinde görelim. Şimdi arkadaşlar üstü böyle oldu. Yani kolları açıkçası benim için biraz dar. Ben daha bol seviyorum. Mesela şunun koluna bakın. Bu bir kol yani. Belki bunu direkt üstüm sanabilirsiniz ama bu bir kol. Bu biraz şey gel yani bir beden daha büyük alsam olurmuş. Bir daha iadeyle uğraşamam. Altını gösteririm, altını deneyemem. Şu an etüt odasındayım. Birisi gelirse ve ben üstüm değiştirsem burada büyük ihtimal deli derler bana. Aa, alt küçük gibi biraz. Bu arada yani kumaşları o kadar kaliteli değil. Bakın iç şey böyle. Normal yani ne bekliyorsunuz? Ucuz bir şey. Don yani böyle. Yani. Benim 10 sene şey idare etsin de çok bir şey istemiyorum yani. İlk şeyim böyleydi. Bunu şimdi çıkartıp üstümden de bakmayın hemen değişim geleyim. Şimdi ikinci kargo geçelim. O saçımı deli ediyor benim. Yine bir trend yok. Bunu da açalım. Ne yapmıştım? İki tane gömlek aldım. Ve beklediğim gibi değil bu arada. Yani bir gömlek ancak bu kadar dandik olabilir. Tam bir bej renk gömlek aldım tişörtlerin üstüne giymek için. Ben bunu biraz daha efil efil mi denir yani böyle şifon mu? Yani şifon değil de rahat beklemişim ama bunu kumaşına biliyor musunuz sofra bezi. Yani gerçekten bir miktar üzdü. Diğerini de beğenmezsem bunları direkt iade edeceğim. Bunları çünkü aynen bunları 80 vermişim, diğerine daha az vermiştim. Bu ne? ASMR ama.
Bir de içindeki bu şey plastik. Ne aldım ben? Takım elbise mi? Bu ne? Nasıl bir pakette? Bunu nasıl açacağım? Allah'ım imdat ver. Ha, kısa kol mu? Ha, yok yok. Ya sizin yapacağınız paketlemeyi ne diyeyim ya? Bunu böyle paketlemeyeceğim iade ederken. Bu şey gibi arkadaşlar, keten Allah diye. Ketenimsi. Ve her yerde ipler çıkmış. Ben bunu ne... Ama şey iplermiş bunlar. Yani işe yaramıyor, tamam. Böyle. Yani... Cebinin yamuk olmasını şu an fark ettim orada. Bunu da bir denemedik ben üstümüzde, bekleyin. Ha, çarpıldım. Direkt iade. Direkt. Bakın, kumaşı buradan belli oluyor. Böyle bir kumaş. Ve her yerde bir ipler var ya. Neyse, iade edeceğim. Çok dar. Bu L beden büyük ihtimalle, değil mi? Aynen. Yani L olmasına rağmen M gibi geldiği için iade. Çünkü ben oversize. Ya hep çarpılıyorum, ne oluyor ya. Şimdiki gömleğim de bu şekilde. Bunu ben buradayken falan beğenmiştim. Vakit'te falan güzeldi yani. Ama böyle değildi bu arada. Görünüyor tabii ki, gelmedi. Neyse. Ya istiyordum o anda, görünce trendy oldu, dedim bari buradan alayım. Fon var ama her tarafından böyle şeyler çıkıyor. İpler. Cık. Böyle. Bu ne, M beden aldım değil mi? Bunlar salak gibi. Bu salak gibi değil arkadaşlar. Bedeni yoktu, ne yapayım yani, ölemem ya. Tadım kaçtı. Kaçmadı değil. Yalnız da güzel ha. Yok, ben bunu görmem. Ama şuraları falan hoşuma gitmedi. Ben bunu şeyde gördüm bu arada. Bak, görüyor musunuz? Buralarda ipler böyle çıkmış. Bunu ben şeyde görmüşüm ama onları keserim diye şey yaptım. Ama bunu da bir üzerini göstereyim istedim yani. Şimdi göstermesem olmaz. Arkadaşlar, şimdi gördüğüm detaylardan size bahsetmek istiyorum. Bakın, her düğmenin yanında bu kırmızı bir iz var. Dudak kalemiyle çizilmiş gibi, şakasız. Kolları falan böyle. Bakın, belli oluyor. İade. Ya aslında güzel abi. Yani böyle bakınca güzel ama detaylara bakınca çok kötü. Ama yok yok, yapamayacağım. Giyemem. Allah kahretsin, her tarafım şey oldu. Yün gibi bir şey. Neyse. Şimdiki kargomuz... Ne sarmış mı ama, ne oluyor bana? Şimdi kargomuzu çok istediğim bir şey olduğu için aldım. Yani çok istediğim bir şey değildi aslında. Ayakkabı aldım. Ama modeli çok güzeldi. O yüzden ben de hemen aldım. Normal biliyorsunuz, önceki alışveriş videomda henüz yayınlamadım onu. Neyse, bu hafta yayınlayayım da bunu sonra yayınlarım. İki tane ayakkabı aldım ve ikisini de iade ettim. Sonra iki tane daha aldım ve ikisini de iade ettim. Ve onların ikisinin parasıyla şu an bu ayakkabıyı aldım. Ekstra üstüne para da verdim yani. Bu da beni pişman ederse artık ayakkabı giymiyorum. Kış günü ayakkabı alıyorum, giyecek botum yok ama. Dendeki mantığa bakırsam diyorum. Tabii ki yine hamur aldım ve harfim paketleme. Satıcısı direkt trendy oldu bu arada arkadaşlar. Oh my gosh, oh my gosh. Oh my gosh. Ama bu da kardeşler kundura kokuyor. Bir şey görmüştüm az önce. Burasında çok minik bir gariplik var. Yani her şeyi takan insanlara göre. Varsa takan insanlar. Ama hiç koklayabilirsiniz var. Kardeşler kundura. Kalıbı nasıl? Ha, tam kalıp. Ama güzel ayakkabı değil mi? Bakınsanıza. So chic. Oh my god. Oh my god. So chic. Oh my god. Bilmiyorum. Bunları beğendim ve bunları artık iade etmek istemiyorum. Diğerinde de kusur çıkmazsa. Artık orijinal mi değil mi Allah bilir yani. Ama şurada uhu olması benim bir miktar garip. İnşallah uhudur bu. Aklıma başka şeyler gelmiyor değil yani. Şurada da var. Gözükmüyor, burada da bir şey var. Ama ne yapayım yani. Zaten gümüş halde onu bir gün giyince bu kahverengi olacak. Siyah kalmayacak. Bak, bunun da fiyatı yazmıyor şeyinde. Neden?
Sanki bir tanesinde yazıyordu ki, ben çünkü diğerlerine fiyat yazmıyor diye iade etmiştim sahtedir diye. Bakayım. Güzel ya. Değil mi? Her şeyde giyilir. Benim kırmızı montumla harika giyilir bunlar. Bunları direkt giyiyorum. Yani direkt giymem de beğendim yani. Bakayım, burada yazıyorum fiyatı. Burada da yazdım. Ya bir şüphelendirmiyor diye arkadaşlar. İsteyen varsa bakın bu. Neyse, son kargomuz. This is so simple. Yani küçük yani. Basit bir kargo. Ama güzel bir, ben şık bir kutu. Kutuya bakın ama. Şık bir kutu. Keşke içinde iPhone 13 Pro Max çıksa veya iPhone 13 çıksa da olur. Ama nerede o şey? Yani o parayı ben nereden bulayım? Bıktım bu sefaleti. Yaşamaktan bıktım Allah'ım ya. Bu arada şu pijamayı iade edebilirim yani. Bana çok güvenmeyin. Açtım. Oh my god. Oh my god. What is that? Oh my god. Hediye koymamışlar bana. Yorumlarda gördüm. Bu satıcı hediye koyuyor diye almıştım bunu. Oh. Neyse. Oh my god. Oh my god. Favoriler videomu izleyenler çıldırıyor. Arkadaşlar iki tane şey aldım. Serebanın kremini aldım. Neden iki tane aldım? Bir tanesini sevgili hocama aldım. Muhtemelen izler videomu. Kendiminkini açtım hocam. Sizinkini açmadım. Sizinki burada. CeraVe'nin bu nemlendiricisi. Yani çok da bir olayı yok. Seviyorum diye. Hocamızla da aramızda muhabbet geçmişti. O yüzden dedim ki ben de bunu hocama alayım hadi. İçimden geldi. Dedim alayım bunu. Yani arkadaşlar, ne diyebilirim ki? Wow. Oo, bunu almış olamazsın. Oh my god, bunu nasıl alırsın? Böyle bir nemlendirici aldım yani. Sonunda geldi. Bu kadar da arkadaşlar, başka alışverişim yok. Küçük mini çaplı bir alışveriş videosu olsun istedim. Yani istemedim. Aslında ben daha büyük bir video olsun isterdim ama param bu kadar niyetli. O yüzden minik bir alışveriş oldu. Neyse, kendinize çok iyi bakın. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Nasıl kapatıyordum videoyu? Video kapatmayı unuttum. Neyse, hoşçakalın. İyi bir gün.